Emeklilikte yeni dönem, uzun çalışan daha çok kazanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik sisteminde önemli bir reforma hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik sisteminde önemli bir reforma hazırlanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin emekli olması SGK'nın dengesini olumsuz etkiledi. Ancak Yeni düzenlemelerle birlikte daha uzun süre çalışanlara daha fazla emekli maaşı verilecek ve sistem daha sürdürülebilir hale getirilecek. İki ayrı taban maaş uygulaması geliyor. 2025 yılında emekli maaşlarının düşeceği endişesi özellikle emeklilerin emeklilik başvurularını artırmasına yol açtı. Bu durum SGK'nın aktifi pasif dengesini zorladı. 2022'de 2,00 olan aktifi pasif oranı EYT düzenlemesi ile 2023'te bir 66'ya düştü. Yeni düzenlemelerle erken emekliliğin önüne geçilmesi ve emeklilik yaşının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede kısmi ve normal emeklilik için iki ayrı taban maaş sistemi devreye girecek. Düzenleme ile daha uzun çalışanlar daha yüksek maaş alacak. Reformla birlikte 25 yıldan fazla çalışanlar için aylık bağlama oranında ABO artışlar yapılacak. Yeni sistemde daha uzun süre çalışanlar emekli maaşlarında önemli bir artışla ödüllendirilecek. Bu düzenleme SGK'nın finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı ve çalışanların emeklilik planlarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi. SGK bu düzenlemelerle aktifi pasif dengesini iyileştirmeyi Sigortalıların çalışma motivasyonunu artırmayı ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Uzun süreli çalışma teşvik edilerek emeklilik sisteminin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi sağlanacak.